misiniz? Yok canım. Kalem, kalem ister misiniz? İstemem. Kalem ister misiniz? Yok istemem canım. Daha bir tane bile satamadım. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk anne. Zehra nerede? Zehra yok mu? Anne bana her gün Zehra'yı sorup durma. Ben onun bekçisi değilim. Daha gelmedi de gördün mü diye sordum. Görmedim. Bu soğukta kalem satmaya uğraşıyordur. Evde duramadım bir türlü. Seni de o yüzden çağırdım. Bu kadar üzme kendini. Allah verecektir mutlaka. Kalem ister misiniz? Yok. Tüp bebek son şansımızdı biliyorsun. İki kere denedik olmadı. Üçüncü kez deneyeceğiz bakalım. Ben bu kez olacağına inanıyorum. İnşallah. Allah'tan ümit kesilmez. Kalem ister misiniz? Kalem almak ister misiniz? İstemez. Bir tane alsanız. İstemez dedim ya. Şu çocuğun haline bak. Nasıl analar babalar var Şükrancığım. Bu çocukları bu soğukta gezdiriyorlar. Yazık vallahi, çok yazık. Hayat böyle işte. Kiminin çocuğu olmaz, kiminin olur ama sahip çıkmaz. Bilerek yapıyorlar şekerim. Çocuktur diyerek insanlar etkilensin ve sattıkları şeyleri alsınlar diye yapıyorlar. Haklısın. Çocuğum sen al o kalemleri. Anana babana götür, onlar satsınlar. Ama benim annem babam yok. İkisi de öldüler. Bak bir de böyle yalan söyletiyorlar. Annesi babası ölmüş diye bizi üzeceğiz ve sattıklarını alacağız. Eğitiyorlar bunları. Hadi başka kapıyı. Dedi ama ben kızım, olmaz dedim. Ben sana buraya gelme demedim mi? Ama abi. Hadi git buradan. Bir daha da geleyim deme. Ah. Sizi rahatsız etmedi değil mi? Bir şey yapmadı ama git diyorsun anlamıyorlar. Yapışıp kalıyorlar insana. Asıl böylelerin analarını babalarını döveceksin. Zehra, ne oldu kızım? Neden ağlıyorsun? Zehra, ne oldu? Ne oluyor? Ağlıyor. Bir şey olmuş ama ne? Ya bırak şimdi onunla uğraşmayı. Karnımız acıktı. Ne zaman yemek yiyoruz? Hemen hazırlarım. Hemen hazırlarmış. Önce bir dadılık görevimi yapayım, sonra hazırlarım demiyor da. Gönül diyor, tut kolundan at dışarı. Ne oldu kızım? Kim üzdü seni? Hadi teyzene ne olduğunu anla. Zehra, bana bak bakayım. Ama sen böyle yapınca ben üzülüyorum. Ne olduğunu bana anlatmayacak mısın? Aysun, biz ne zaman yemek yiyeceğiz? Tamam. Duymuyor musun beni? Şimdi hazırlarım. Ne olmuş? Niye ağlıyormuş? Söylemiyor. Ya bırak sen de şunu pışpışlamayı. Sen böyle yaptıkça iyice yüz buluyor. Sofrayı hazırla. E hadi. Sen de teyzene yardım et. Ver şu ekmeği. Ya bir işi de adam gibi yap be. Al canım. Al bakalım. Bugün okulda neler yaptınız?
Az kalsın unutuyordum bu hafta sonu. Ne var bu hafta sonu? Bu hafta sonu şey var. Çok dersin var. Bu hafta sonu için öğretmen çok ödev verdi. Bu ay içinde veli toplantısı olacaktı. Ne zaman olacağı belli değil mi? Ebru? Öğretmeniniz bir şey söylemedi mi? Hayır, bir şey söylemedi. Söylemedi mi Zehra? Ebru söylemedi dedi ya. Ama sen ancak o söylerse inanırsın değil mi? Ebru ne söylerse söylesin. Önemli olan onun söylediği. Zehra, yemeğini yesene kızım. Canım istemiyor. Olur mu öyle şey? Canı istemiyorsa yemesin. Bu ısrar neden? Sofra ortada. İsteyen yer, istemeyenin keyfi bilir. Kimseyi nazlandıracak halimiz yok. Seni çok özledim anne. Teyzem, annen seni mutlaka görüyordur diyor. Gerçekte de beni görüyorsan şanslısın annem. Hani keşke ben de seni görebilsem. Bir kerecik görebilsem. Bana bak. Eğer annemi ve toplantısı olduğunu söylersen seni öldürürüm. Bırak saçımı. Söylemeyeceğine söz ver, bırakayım. Söylemem. Öldürürüm seni. Anneciğim, neden gittin? Neden bıraktın beni? Sen nasıl girdin içeri? Ne olur bir tane kalem alın. Bu kadarı çok fazla artık. Defol git evimden. Bir tane kalem alır mısınız? Sen ne yüzsüz şeysin be? Ne biçim anan baban var senin? Seni nasıl yetiştirmişler böyle? Ama benim annem babam yok. İkisi de öldü. Bir kalem alır mısınız? Git buradan. Çabuk defol git buradan. Defol evimden. Çabuk. Git. 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 Git buradan. Cemile ne oldu? Ne oldu? Rüya gördüm Basri. Çok garip bir rüya. Anlat bakalım ne gördün? Hayırdır? Bir kız çocuğu vardı. Yine mi aynı konu? Hayır. Bu seferki farklıydı. Burada da yok. Nereye koydum ki ben bu parayı? Allah'ım. Aysun! Aysun! Cemile, bu rüyaların tek bir nedeni var. Çocuğumuz olmuyor diye üzülüyorsun. Bilinç altında hep bu var. Hayır, öyle değil. Bak sen istiyorsun diye bir kez daha aşılamayı deneyeceğiz. Oldu oldu. Olmadı bu konuyu kapatacağız Cemile.
Allah'a tevekkül edeceğiz. Böyle giderse psikolojim bozulacak. Yapma böyle. Takma bu kadar kafana. O kızın benim rüyamda ne işi var? Hiç boşuna bakma. Ben baktım hepsine. Nereye koyduğunu tam olarak hatırlasam? Ceketimin cebine koydum diyorum. Ama yok. Yok olduğunu ben de görüyorum. Biri çalmış işte. Kim çalacak Hamdi? Orasını bilmiyorum. Ama bu bir hırsız işi değil. Bu tanıdık işi. Bu evi iyi bilen birinin işi. Son günlerde kimse gelmedi ki bize. O zaman evden biri aldı. Kim? Ebru veya sen olmayacağına göre. Zehra mı aldı? Yapma Hamdi, Allah'tan kork. Zehra'nın böyle bir şey yapmayacağını sen de biliyorsun. Bu kadar emin konuşma Aysun. Ama ben bunu ortaya çıkaracağım. Anne! Anne neredesin? Baba! Anne! Yetti artık. Bıktım bu deli kızın kabuslarından. Ya Allah aşkına yapma Hamdi ya. Zehra uyuyor. Uyusun bakalım. Ama şunu iyi bil ki bu evde son uyuyuşları. Gece aklımdan çıkmadı. Bunun bir anlamı olmalı. Bugün onu bulmalıyım. Hem de mutlaka bulmalıyım. Günaydın kızım. Zehra nerede? Geliyor. Günaydın enişte. Sana da. Çıkıyor musunuz? Evet. Açlığınız var mı? Benim yok. Benim var. Kalem satıyor ya. Vardır harçlığı. Hani göster bakayım ne kadar var. Hepsi bu mu? Evet. Başka yok mu Zehra? Yok. Okula geç kalıyorlar. Hadi kızlar. Aysun bugün harçlıklarını sen ver. Ben çıkıyorum. Kahvaltı etmeyecek misin? Zamanım yok. Bu sabah haftalık toplantı var biliyorsun. Aa, tamamen unutmuşum. Halen rüyanın etkisindesin değil mi? Basri. Efendim? Hiç tanımadığın biri hakkında yanlış yorum yaparsan ve yanıldığını düşünürsen ne yapman gerekir? Nasıl yani? Mesela gerçekten emin olmadığın halde biri için hırsız dedin. Bunun ne büyük günah olduğunu sen benden daha iyi bilirsin. Neden böyle bir soru sordun? Hiç canım öylesini sordum işte. Suçu yok ve sen ona hırsız diyeceksin.
büyük günah. Hamdi, haksızlık ediyorsun. Zehra böyle bir şey yapmaz. O zaman bu para nereye gitti Aysun? Buhar olup uçmadı ya. Belki başka bir yere koymuşsundur. Bir saattir evin her tarafını didik didik aradık. Başka bakabileceğimiz yer de kalmadı. O para bu evden alındı Aysun. Ve de ben kimin aldığını bulacağım. Hoş geldiniz. Ne alırdınız? Ada çayı lütfen. Peki efendim. Pardon, size bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Dün akşam üzeri burada otururken kalem satan şöyle küçük bir kız gelmişti. Ya siz miydiniz bilmiyorum ama onu kovmuştunuz. Vallahi biz kovmaktan bıktık. Onlar gelmekten bıkmadılar. Ne oldu? Bir şeyiniz mi çaldı yoksa? Hayır, öyle bir şey yok. Ya her gün gelir mi buraya? Yani her gün olmasa da arada bir görüyorum onu burada. Ben size telefon numaramı bıraksam geldiği zaman bana haber verir misiniz? Bakın, eğer size bir yanlış olduysa söyleyin lütfen. Ben çekerim onu kulaklarına. Yok öyle bir şey. Benim onunla konuşmam lazım. Sen al şunu. Bu ne? Al. Yok yok lütfen. Ya yapacağınız yardımın karşılığı bunu alın. Lütfen, rica ediyorum. Bunu alın ve o kız geldiği zaman beni arayın. Benim için çok önemli. Tamam, telefon numaranızı da verin. Tabii yazıyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çayınızı hemen götürüyorum. Boşuna arama Hamdi. O parayı Zehra almadı. Nasıl bu kadar kesin konuşabiliyorsun? Yeğenimi iyi tanıyorum. O izin almadan bir dilim ekmek bile almaz. Bir dilim ekmekle bir deste para aynı şey değil Aysun. Hem biliyorsun Zehra parayı sever. Bu ne demek? Sevmemiş olsa kalem satar mı hiç? Paranın hatırına sıcak soğuk demeden iki kalem satabilmek için sokak sokak dolaşır mı? Harçlığını çıkarmak için kalem satıyor. O kadar düşünceli bir çocuk ki bize yük olacak diye ödüp atlıyor. Yeter bu kadar savundun Aysun. Bana göre o parayı Zehra aldı. Göreceksin. Ben haklı çıkacağım. Harçlığını çıkarmak için kalem satıyormuş. Geçen gün sana dert yanmıyor muydu? Bugünlerde bir tane bile kalem satamıyorum demiyor muydu? Ha, söylesene. İnşallah bugün işler iyi gider. Ebru'nun doğum gününe kadar çok para toplamam lazım. Zehra! Zehra! Bunu eve götür. Ama benim işim var. Benim de işim var. Kitap alacağım. Sana ne diyorsam onu yap. Tamam. Ben bu halde nasıl kalem satarım? Kalemci kız, bu ne hal? Bu kadar yükselen için fazla değil mi? Hem de çok fazla. Ben de bunun için sana geldim zaten. Ne o, yoksa bana mı taşıtacaksın? Hayır, bu çantalar burada kalabilir mi diye soracaktım. Kalsın bakalım.
bir saat sonra gelir alırım. Tamam. Bugün siftah benden olsun. Ver bakalım bir kalem. Ne renk olsun? Mavi olsun. Teşekkürler. Aferin sana. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bir isteğiniz var mı? Bütün gün belki gelir diye bekledim ama artık gitmem gerekiyor. Ne olur unutmayın. Geldiği zaman bana telefon edin, olur mu? Siz hiç merak etmeyin. Gördüğüm anda sizi arayacağım. Numaranızı vermişsiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kalem. Kalem almak ister misiniz? Kalem ister misiniz? Yok, istemiyorum. Ne olur. Hayır. Kalem ister misiniz? Ver bakalım bir tane. Ne renk olsun? Fark etmez. Aslında bir sürü kalemim var. Ama sırf senin işin olsun diye alıyorum. Teşekkürler. Çünkü ben de senin yaşlarındayken buna benzer işler yaptım. Siz de mi kalem sattınız? Kalem, simit, ne olursa işte. Fiyatı ne bunun? 2 lira. Bozukluk yok ama. İsterseniz bozdurabilirim. İyi, hadi bozdur bakalım. Şunları tutabilir misiniz? Bunu bozabilir misiniz? Bozalım bakalım. Al bakalım. Teşekkür ederim. Buyurun. Ver bakalım. Tut şu kalemlerini. Ama fazla verdiniz. O fazlayı hak ettin sen. Dürüst satıcı olduğun için. Teşekkürler. Yok mu daha seninki? Yok. Geziyordur. Parası var nasıl olsa. El kadar çocuk nerede gezer Hamdi? 2 kalem fazla satabilmek için bu soğukta dolaşıyordur. Sen hala parayı onun almadığına inan bakalım. Anlat. Efendim siz yeşil bir çayırda... Hadi Zehra. Hadi gel artık. Hasta olacaksın bu soğukta. Sen o çantayı biraz zor götüreceksin. Götürmek zorundayım. Ev uzak mı? Uzak sayılır. Aslında biraz beklersen seni evine kadar bırakabilirim. Gerçi arabayı da tamire verdik ama. Neyse artık. Taksiyle gideriz. Çok bekler miyiz? Çünkü eve geç kaldım. Yok, kardeşim geliyor. Gelsin birlikte gideriz. Sen zaten bu yükle biraz zor gidersin evi. İyi, bekleyeyim bari. Tamam aferin. Sen orada bekle, ben hemen geliyorum, tamam mı? Hadi şu camın önünde pineklemeyi bırak da sofrayı hazırla artık. Zehra'yı beklemeyecek miyiz? Beklemek zorunda mıyım? Ona evimizi açtığımız yetmiyormuş gibi bir de onun keyfine göre mi yaşayacağız? İleri gidiyorsun Aysun. Çok ileri gidiyorsun. Üstelik o benim gözümde bir suçlu durumundayken. Allah aşkına böyle konuşma Hamdi. Ne oluyor ya? Yok bir şey kızım. Zehra gelmedi de annen onu bekliyor. Ya hadi hazırla şu sofrayı. Allah.
bacaksız vay. Demek artık taksilerle geziyorsun. Ne oluyor? Ne olduğunu tahmin bile edemezsin. Zehra eve taksiyle geldi. Taksiyle mi geldi? Evet. Yok canım. Şaşırdın değil mi Aysun Hanım? Hiç şaşırma. Parası olan işte böyle taksiyle gelir. Sakın. Sakın siz durun. Kapıyı ben açacağım. Tamam mı? Oo Zehra Hanım. Buyurun. Ne duruyorsunuz? Hanımefendinin yüklerini alsanıza. Ebru'nun çantasının sende ne işi var? Ben verdim anne. Neden? Çünkü iken kitap almam gerekiyordu. Kaç tane kitapçı gezdiğim belli değil. Çantanı taşımak zor geldiği için Zehra'ya verdi. Peki o nasıl taşıyacak hiç düşünmedin mi? Ne diyorsun sen yani? Zehra için fark etmez. Onun parası var. Ne kadar yükü olursa olsun tutar bir taksi taşır hepsini. Taksiyi ben tutmadım. Bu konuyu derhal konuşacağız küçük hanım. O parayı nereden bulduğunu itiraf edeceksin. Evet seni dinliyorum. Biraz geç kaldım biliyorum ama Mustafa abinin dükkanına... Geç kaldığın umurumda bile değil. Parayı nereden buldun onu söyle. Teyzene bakma. Onun sana faydası olmayacak çünkü. Soruma cevap ver. O parayı nereden buldun? Hangi parayı enişte? Onun laf kalabalığı yapma be. Taksiye verdiğin parayı nereden buldun? Taksim parasını ben ödemedim. Mustafa abi ödedi. Kimmiş bu Mustafa abi? Seni taksiyle evine bırakacak kadar yakın biri mi? O da taksiyle evine gidecekti. Parayı senin çaldığını biliyorum. Para mı çalmış? Ben para çalmadım. Teyze ben para çalmadım. Biliyorum kızım. Neyi biliyorsun? Her şey ortada işte Aysun. Dün param çalınıyor. Bugün sevgili yeğenin eve taksiyle geliyor. Paranın üstü nerede? Enişte vallahi ben para falan görmedim. Hamdi yapma. Bak hala yalan. Paranın geri kalanını verirsen seni affederim. Nerede para? Ben bir şey bilmiyorum. Çantasında olmasın? Ver şunu çantasını. Ne yaptığını söyleyeceksin. Eğer söylemezsen seni polise teslim ederim. Onlar seni konuşturmayı bilirler. Ben almadım diyor Hamdi. Bu kadar yüklenme günah ya. Almadım diyecek. Ama ben onun aldığından eminim. Mustafa abi. Kimmiş bu Mustafa abi? Yarın bulacağım onu. Şimdi yıkıl karşımda. Ama iyi bil ki senin de işimiz bitmedi daha küçük hanım. Bunları kim toplayacak? Babanın uçakları mı var senin? Ben toplarım. İyi topla o zaman. Ben çalmadım. Ben çalmadım. Neden bana böyle yapıyorlar? Bir hırsız. Ben hırsız değilim. Hırsızsın. Babamın parasını çaldın. Hayır değilim. Ebru sen odana git. Ama anne. Odana git dedim. Teyze ben para çalmadım. Biliyorum bir tanem. Ama enişten benim çaldığımı söylüyor. Sen ona bakma. Sinirinden öyle konuşuyor. Parasını kaybettiği için canı sıkılıyor da ondan. Ama Ebru'ya söylemiyor. Çünkü Ebru onun kızı. Benim de babam yaşasaydı beni de korurdu. Değil mi teyze? Eniştem Ebru'yu koruduğu gibi beni de korurdu. Birer fincan daha çay içelim mi? Hı? Cemile? Efendim? Çok dalgınsın bu akşam. Düşünüyordum sen bir şey mi istedin? Çay istedim ama boş ver şimdi çayı. Neyin var sen onu söyle. Yok bir şeyim var. Sadece aklım karışık. Ben senin ne düşündüğünü iyi bilirim. Ama yeter artık Cemile. Böyle yaparsan doktora gitmeyeceğim bak ona göre.
Doktora mı? Evet. Doktorun söylediklerini hatırlasana. Çok fazla stres yapman iyi değilmiş. Dünyada ilk çocuğu olmayan biz değiliz. Kısmetimiz de varsa olacak. Yoksa bunu bu kadar dert etmenin anlamı yok. İsyankar olma. Her zaman şükredenlerden ol. Benim canımı sıkan başka bir şey daha var Basri. Ne? Geçen gün Şükran Hanım'la birlikte bir yerde oturmuş kahve içiyorduk. Hı-hı. Bir kız çocuğu geldi yanımıza. Kalem satıyordu. Bize kalem satmak istedi. Biz ona ne dedik biliyor musun? Daha doğrusu ben ne dedim? Hı. Senin nasıl annen baban var diye ayıp dedim. Azarladım çocuğu. Annem babam sağ olsaydı her şey farklı olurdu teyze. Ben sana başka bir şey sormak istiyorum. Şu Mustafa abi dediğin kim? Mustafa abi çok iyi biri. Bazen benden kalem satın alır. Dün Ebru bana çantasını bırakınca ben iki çantayla birden kalem satamayacağımı düşündüm. Eve gelecektim. Sonra Mustafa abiye bırakmak geldi aklıma. Neden Ebru'ya ben senin çantanı taşıyamam demedin? Bana kızar diye korktum. Kızmaz. Çünkü hakkı yok. Eğer kızacak olursa da gel bana söyle. Sonra çantaları almaya gittin. Evet, Mustafa abi de evine gelecekmiş. Hı hı. Benim çantaları taşıyamadığımı görünce seni de evine bırakırız dedi. Ama keşke kabul etmeseydim. Enişten bana hırsız demezdi o zaman. Hadi canım, şimdi biraz yemek ye. Yok teyze, canım istemiyor. Ama hiçbir şey yemedim. İşte böyle. O küçük kız seni çok etkilemiş. O an etkilenmemiştim. Ama rüyamda da görünce çok kötü oldum. Sesi hep kulaklarımda. İnşallah bulursun da gönlünü alırsın. İnşallah. Doktora gitmeden önce onu bulup gönlünü almak istiyorum. Senin ders çalışman gerekmiyor mu? Dersim yok. Veli toplantısında göreceğiz bakalım. Veli toplantısı yok ki. Var. Bunu sana Zehra mı söyledi? Hayır, Zehra söylemedi. Daha doğrusu söyleyemedi. Ben okulu aradım da öğrendim. Ayrıca bir şey daha var. Ne? Bundan sonra kendi işlerini kendin yapacaksın. Ne gibi? Zehra'ya çantanı taşıtman gibi. Odanı kendin toplaman gibi. Beni sana şikayet mi etti hocadı? Ebru, düzgün konuş. Ne oluyor ya? Biraz sessiz olun. Ben onun ne yapacağımı iyi biliyorum. Çeneniz hiç durmuyor ha. Sen de burada uyuma. Yatağına git yat. Çok biliyorsun. Vıdı vıdı analı kızdı. Şunlara bak ya. Of be! Yine ne oldu? Benim bir daha annemi şikayet etmeyeceksin. Ben seni şikayet etmedim ki. Ben ne diyorsam onu yapacaksın. Annemi de şikayet etmeyeceksin. Ben seni şikayet etmedim. Yarın benim odamı toplayacaksın. Annem sorarsa ben istediğim için topladım diyeceksin. Eğer dediklerimi yapmazsan senin hırsız olduğunu bütün okula yayarım. Allah'ım, ne olur bana yardım et. Benim hırsız olmadığımı anlat onlara.
hayatım. İyi misin? İyiyim, iyiyim, iyiyim. İyiyim. Hadi yatalım, hadi. Yine aynı kız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kalemci kız gelmedi mi? Hayır, gelmedi. Tahmin ediyorum ki bu saatte de gelmez. Neden? Genelde hep akşam saatlerinde geliyor. Gündüz okulda olabilir. Ha, olabilir. O zaman akşam üzeri bir daha uğrarım. Ama bak, benden önce gelirse mutlaka ara beni. Arayacağım, merak etmeyin. Hatta telefon numaranızı telefonuma bile kaydettim. Güzel. Hadi hoşça kal. Görüşürüz. Teşekkürler. Zehra, hayırdır kızım? Bu akşam erken geldiğime şaşırdın değil mi teyze? Evet, şaşırdım. Hasta filan değilsin değil mi? Değilim teyze. Canım bugün kalem satmak istemedi. Seninle konuşacaklarım var. Ne konuşacaksın ki benimle? Ne konuşacaksa? Aha, geldiniz. Evet, gelen giden oldu mu? Hayır, yok. Ama her an için gelebilir. Bekleyelim bakalım. Beklerken bir şey içmek ister misiniz? Bir adet çay alırım. Tamam, hemen getiriyorum. Teşekkürler. Evet, seni dinliyorum. Neymiş bakalım verdiğin karar? Teyze, ben köye gitmek istiyorum. Köye mi gitmek istiyorsun? Evet, amcamın yanına. Olmaz öyle şey. Senin burada okulun var. Okuyacaksın sen. Annene verdiğin sözü ne çabuk unuttun? Unutmadım ama mecburum. Zehra, benim güzel yeğenim. Bugünlerde canını sıkan şeylerin olduğunu biliyorum. Ama inan bana, hepsi geçecek. Enişten de senin suçsuz olduğunu anlayacak. Sorun sadece eniştem değil ki teyze. Başka ne var? Var işte, benim yüzümden sen de huzursuz oluyorsun. Ben çok üzülüyorum. Sakın bir daha böyle konuşma. Ben senin yüzünden huzursuz olmuyorum. Aksine, sen yanımda olduğun için çok mutluyum. Sakın Zehra, sakın bir daha böyle konuşma. Köye gitme meselesini de aklından çıkar. Hoş, gitmek istesen de gidemezsin. Amcan istemez. Ama bunu sana nasıl söylerim? Eniştem geldi. Beni burada görmesin. Affedersiniz. Gelmeyecek galiba. Başka bir isteğiniz var mı? Yok. Kalkacağım zaten. Her akşam gelmediğini size söylemiştim. Ama haftada bir iki defa mutlaka uğrar ya da buradan geçer. Yarın bir daha geleceğim. İnşallah yarın gelir. Çünkü hafta sonu gelemem. İnşallah. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Onun gönlünü almadan doktora gitmek istemiyorum. Ebru geldi mi? Gelmedi. Zehra geldi. Hamdi. Az önce Zehra bana ne dedi biliyor musun? Hamdi. Ne dediyse söyle. İlla ne dedi diye sormam mı gerekir? Enişten beni sevmiyor dedi. İyi bilmiş. Neden Hamdi? El kadar çocuktan ne istiyorsun? Ya senin el kadar dediğin çocuğun yaptığını unutuyorsun galiba. O bir şey yapmadı. Hem sen onu bu eve geldiği ilk günden beri sevmedin. Aysun. Sevmek zorunda mıyım? Getirip benim başıma attılar. Benden daha yakını var onun. Amcası var, dayısı var. Ben de teyzesiyim. Evin geçimini ben sağlıyorum Aysun. Üç nüfusken dört oldu. Kolay mı dönüyor bu düğme? Amcası da yardım ediyor, dayısı da. Onların gönderdikleriyle biz bile geçiniyoruz. Yeter be. Sevmiyorum işte bu kızı. Gönder gitsin.
Gitsin artık. Ama Hamdi yapma böyle. Sen de anlayacaksın onun suçsuz olduğunu. Neden böyle yapıyorsun? Sana ne zararı var sanki? Anneciğim, seni çok özledim. Ne yapacağımı bilmiyorum ben anne. Sen olsaydın bana akıl verirdin. Köye gitsem okulum yarım kalacak. Oysa ben okuyacağım diye sana söz vermiştim. Gitmesem burada beni istemiyorlar. Ne yapacağım ben anne? Anneciğim, ne olur bir şey söyle. Yetti artık. Kalk kız. Kalk. Hamdi uyuyor. Kalk. Yapma. Bıktım bu deli kızın kabuslarından. Kalk diyorum sana. Anne baba. Zehra geçti. Korkma kızım. Geçen bir şey yok. Her gece aynı tavır. Mecbur muyum ben bunları çekmeye? Hamdi ne olur sen git yat. Ben onu sakinleştiririm. Hamdi yalvarırım çık. Teyze yine o rüyayı gördüm. Sakin ol bir tanem. Ne olur ağlama. Bir bölge alanı var. O da benim tarlamın sınırına kadar geliyor. Yarın biz burada mı balık tutacağız elle? Yok yarın işte melen ağzında. Hoş geldin. Hoş bulduk. Biraz dolaşmak için çıkmıştım. Zamanın nasıl geçtiğini fark etmemişim. Cemile. Bak yine bana kendini üzüyorsun falan deme. Ama öyle. Neden böyle yapıyorsun Cemile? Her dakika aklında aynı şey var. Tamam seni anlıyorum. Herkes çocuğu olsun ister. Ama bu kadar büyütme bu konuyu. Yalvarırım yapma. Sonunda itiraf ettin. Hazır üstün giyinikken seni yemeğe götüreyim ister misin? Gidelim mi? Cemile... Bunu yapma ne olur. Benim canım kaç gündür o kalemci kız için üzülüyor. Ama sen çocuğumuz olmadığı için üzüldüğümü düşünüyorsun. Neden? Çünkü sen de benim kadar üzülüyorsun. Senin de aklında hep o var. Hayır. Boşuna konuşma. Ben öyle olduğunu biliyorum zaten. Bana oyun oynadığını da biliyorum. Bir gün benden bıkacağını da biliyorum. İstersen beni boşayabilirsin Basri. İnan sana kırılmam. Bir tek kelime bile etmem. Özür dilerim. Ama bir daha böyle konuşma, tamam mı? Unutma ki Allah'ın dediği olur. Rabbim bize ne yazdıysa onu yaşayacağız, öyle değil mi? Dışarı çık bugün. Arkadaşlarınla kafanı dağıtmaya çalış. Öyle yapacağım zaten. Ama arkadaşlarımla buluşmak için değil, o kalemci kızı aramak için çıkacağım. Şu kızı ben de merak ettim. İnşallah bulursun da benimle de tanıştırırsın. İnşallah. Thank you.
dilerim anne. Köye gitmek zorundayım. Aslında orada da okul var. Ama amcam başka köye gidiyormuşuz diye yollamak istemiyor. Beni affet anne. Biraz para topladıktan sonra gideceğim. Hoş geldiniz. Bugün de gelmedi. Ben bir iki gün gelemeyeceğim. Eğer o günlerde gelirse konuş onunla da pazartesi günü gelmesi için ikna et, olur mu? Gelirse söylerim. Bu iyiliğini karşılıksız bırakmam. Sağ olun. Beklerken bir şey içmek ister misiniz? Limonlu bir çay alırım. Tamam. Hemen getiriyorum. Kalem almak ister misiniz? Yok canım. Söyleyeyim. Ver bakalım bir tane. Al bakalım canım benim. Evet, randevum var yarın. Artık o kadar dert etmiyorum biliyor musun? Allah verirse olacak, vermezse yapacak bir şey yok. Sağ ol canım. Hayırlısı neyse o olsun diye dua et yeter. Olamaz. Yok sana söylemedim. Ben seni sonra ararım. Tamam, kapatıyorum şimdi. Baksana. Buraya çağırayım mı? Çağır tabii, koş. Hatırlatma bana. Ben seninle konuşmak istiyorum. Benimle oturur musun biraz? Oturamam. Çünkü işim var. Ne işin var? Kalem satıyorum ya. Daha bir tane satabildim. Kaç tane kalem var orada? 1, 2, 3, 15 tane var. Tamam. Ben hepsini satın alıyorum. Şimdi oturur musun benimle? Hepsini mi alıyorsunuz? Evet. Bu kadar kalemi ne yapacaksınız? Benim çok kaleme ihtiyacım oluyor. Çok. Hadi gel. Hadi. Otur şöyle. Madem kalemlerimizi aldık, paramızı vermemiz lazım. Öyle değil mi? Evet. Al bakalım. Ama benim bu parayı bozdurmam lazım. Tamam. Sonra hallederiz. Önce biraz konuşalım. Tamam. Benimle ne konuşacaksınız? Önce birbirimizin adını öğrenelim. Benim adım Cemile. Senin adın ne? Zehra. Zehra, geçen karşılaştığımızda annenle babanın öldüğünü söylemiştin. Siz de inanmamıştınız. İşte bu yüzden seninle konuşmak istiyorum. Daha doğrusu senden özür dilemek istiyorum. Öyle söylediğim için beni affedebilecek misin? Teşekkür ederim. Hadi şimdi bana kendini anlat biraz. Ne anlatayım? Mesela kimin yanında kalıyorsun, onu anlatabilirsin. Teyzemin yanında kalıyorum. Adı Aysun. Çok seviyorum onu. Zehra çok sevinecek. Ablamın emaneti. Enişten seni neden sevmiyor? Bilmem, sevmiyor işte. Zaten ben artık gitmeye karar verdim. Nereye? Köye, amcamın yanına. Gerçi annem üzülecek ama gitmek zorundayım. Annenin öldüğünü söylemiştin. Evet, öldü. Ama o beni görüyor. Teyzem öyle söyledi.
Sen bunu bilmiyor musun? Biliyorum tabii. Biliyorum. Peki sen köye gidince annen neden üzülecek? Çünkü annem benim okumamı istiyordu. Ben onu okuyacağım diye söz vermiştim. Amcamın köyünde okulu yok. Madem annene söz verdin, gitmemen gerekir, öyle değil mi? Hoş geldin güzel kızım benim. Zehra'yı görmedin mi? Görmedim. Kalem satmaya gitmiştir yine. İnşallah öyledir. Neden öyle söyledin? Hiç. Öylesine söyledim işte. Hadi al bunları odana götür. Kalem satmaya gittiğine göre köye gitme fikrinden vazgeçmiş demektir. İç bakalım. Ben artık gitmeliyim. Zehra. Efendim. Eğer kabul edersen ben sana bir hediye almak istiyorum. Ne hediyesi? Bilmem. Sen ne istersen. Ama bana kalırsa bir mont almak isterim. Ben bundan başka mont istemem. Ne oldu? Seni üzecek bir şey mi söyledim? Bu montu bana annem almıştı. Bana aldığı en son şey bu montu. Bu montu annemin eldeydi. Ben bundan başka mont giymem. Haklısın. Ama Ebru için alabiliriz. Ebru için mi? Ama o seni sevmiyormuş. Sevmesin, ben onu seviyorum. Hem biliyor musun, pazar günü Ebru'nun doğum günü. Ona doğum günü hediyesi olur. Olur mu? Olur tabii ama bir şartla. Sana da bir şey alacağız. Sen ne kadar iyi bir insansın. Hadi gidelim. Tamam, iç bakalım. İç iç iç. Hadi bakalım. Hiçbir şeyle inanabilir misiniz? Ben de. Evet, ben de. Gel. Seninki gelmedi daha. Evet. Ben de merak etmeye başladım. Bu kadar geç kalmazdı. Merak etme sen. Birazdan taksiyle gelir. Mustafa abisi getirir. Ne bakıyorsun? Yalan mı? Ebru hediyesini görünce çok sevinecek. Çok teşekkür ederim Cemile teyze. Ben artık eve gitmeliyim. Bu saatte tek başına gidemezsin. Taksiye binerim. Önce seni eve bırakırız. Ben taksiyle gitmem. Ölürüm de yine gitmem. Neden? Geçen akşam Mustafa abinle beraber taksiyle gittik. Başıma neler geldiğini bilemezsin. Eniştem yine taksiyle geldiğimi duyarsa beni öldürür. Evin önüne kadar gitmeyiz biz de. Hem yolda giderken geçen akşam neler olduğunu anlatırsın bana, olur mu? Evin önüne kadar gitmezsek olur. Hadi tamam, gel bakalım. Hadi gel gel. Geliyor. Bu poşetler de ne? Kızım, nerede kaldın? Bu elindekiler de ne? Ebru duymasın. Ona doğum günü hediyesi aldım. Doğum günü hediyesi mi? Evet, ama şimdi görmesin. Doğum günde vereceğim. Hediye alacak parayı nereden buldun?
kadar tatlı, ne kadar da masumdu. Ve ne kadar da iyi niyetli. Hatta Ebru'ya mont alalım diyecek kadar iyi niyetli. Ebru bu montu görünce bayılacak. Çünkü ben bayıldım. Hiçbir mont bunun kadar güzel olamaz. Değil mi anne? Çünkü bu montta senin kokun var. Ben çıkıyorum canım. Nereye gidiyorsun anne? Veli toplantısı var ya bugün. Ben onu unutmuşum. Sen unuttun ama ben unutmadım. Zehra! Efendim teyze? Ben okula gidiyorum. Siz ben gelinceye kadar odalarınızı toplayın. Ebru, duydun mu? Duydum. Güzel, ben gidiyorum. Hadi hoşçakalın. Güle güle teyze. Hadi bakalım. Dediklerimi unutmayın, tamam mı? Kendinize iyi bakın. Güle hadi güle görüşürüz. Teyze. Allah'a ısmarladık. Ben odamı toplayayım. Benimkini de topla. Toplarım. Ama bak, anneme söylersen seni affederim. Söylemem. Yorgun görünüyorsun. Evet. Yorgun ve açım. Hemen yiyelim yemeğimizi. Yemekten önce seninle konuşmamız gerekiyor. Yine ne var? Bugün veli toplantısı vardı ya. Gittin değil mi? Gittim. Ama moralim çok bozuk. Neden? Ebru'nun dersleri çok kötü. Hepsi zayıf. Yapma ya. Öğretmenlerin hepsi şikayetçi Ebru'dan. Zehra'nınkiler iyi ama Ebru... Bana ne Zehra'nın derslerinden? Bana Ebru'yu çağır. Ebru! Annen derslerinin kötü olduğunu söylüyor. Neden kızım? Ebru, cevap ver. Neden çalışmıyorsun? Çalışıyorum baba. Çalışsan böyle olmaz. Neyin eksik Ebru? Neden çalışmıyorsun? Bütün derslerinin zayıf olması ne demek Ebru? İnşallah dönmez. Cevap versene. Yazıklar olsun. Bir şey yapmalıyım. Cezalısın. Derslerini düzeltinceye kadar televizyon ve telefon yasak sana. Doğum günü bu geceden. Anlaşıldı mı? Enişten bağırmaktan vazgeçer belki. Duydun mu beni? Telefonunu annene teslim edeceksin. Derslerin düzelinceye kadar da annende kalacak. Ne oldu Zehra? Nedir o elindeki? Yarın Ebru'nun doğum günü. Ben doğum günü bu geceden kutlamak istiyorum. Doğum günü kutlu olsun Ebru. Açmayacak mısın? Anne, sen çok pahalı, alamayız demiştin. İşte o mont bu. Pahalı mı? Pahalı mı dedin kızım? Evet. Sen bunu alacak parayı nereden buldun? Buldum işte. Duyuyorsun değil mi Aysun Hanım? Sevgili yeğenin bizim gücümüzün yetmediği montu almış. Kalem satarak mı kazandı bu parayı? Benim paramın nerelere harcandığı belli. Derslere iyiymiş, he? Bir insanın önce huyu iyi olmalı.
Senin paranla almadım enişte. Yalan söyleme. Paramı sen çaldın. Buna eminim artık. Nankörsün sen. Hırsızsın. Teyze ben çalmadım. Biliyorum kızım. Kapa çeneni. Bu kız buradan gidecek. Hem de hemen. Cemile teyze aldım mı montu? Önce Mustafa abiydi. Şimdi Cemile teyze. Bütün bu insanlar sana iyilik yapmak için yarışıyorlar galiba. Utanmadan yalan söylüyorsun. Yalan söylemiyorum. Bu kız bu evden gidecek. Dilini mi yuttun Aysun Hanım? Şimdi de savunsana sevgili yeğenini. Gidecek. Derhal gidecek bu evden. Zehra hırsızlık yapmaz. Kes. Bu mendevuru savunma bana. Zehracığım. İyi misin canım? Çok kötü şeyler oldu Cemile teyze. Ne oldu bir tanem? Anlatsana. Söz veriyorum Zehracığım. Ben yarın gece geleceğim. Yeter ki sen ağlama. Sen merak etme. Ben konuşacağım eniştenle. Öpüyorum seni canım. Ben de öpüyorum seni. Ne oldu? Arayan Zehra'ydı. Onu anladım. Ben ne olduğunu soruyorum sana. Ne olduğunu anlatsana. Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorum biliyor musun? Hı. Bu kızı karşıma Allah çıkardı. Al sana evlat dedi. Bas onu bağrına dedi. Hı. Bugün doktorun söylediklerini düşündükçe buna daha çok inanıyorum. Ne gibi? Ya doktor bünyemin çok hırpalandığını, bir süre dinlenmem gerektiğini söylemedi mi? Demek ki böyle olması gerekiyormuş. Bunda da bir hayır aramak lazım. Öyle tabii. Basri, seninle bir şey daha konuşmak istiyorum. Konuş bakalım. Şimdi biz yarın gideceğiz ya. Önce ben gideyim diyorum. Baba yardım edin. Anne ben ne yapacağım? Özledim sizi. Anne, baba. Yardım edin. Ne olur yardım edin. Kimse yok mu? Anne, baba. Neredesiniz? Kimse yok mu? Anne, baba! Bıktım artık senden. Bıktım bu delinin kabuslarından be. Yeter artık. Mendebur, pis hırsız. Git bu evden. Yetti artık. Hamdi yapma. Yeter artık ya. Hamdi yapma. İstemiyorum seni. Git bu evden. Tamam canım, tamam kızım. Korkma. Yedi köyün kovduğuna bakmaya mecbur muyum ben? Hamdi yeter. Yalvarırım böyle konuşma ya. Ne yeteri ya? Sonunda beni de delirteceksiniz. O olacak. Aman be! Canım. Korkma kızım. Tamam canım. Seni seviyorum bebeğim. Kurban olurum senin yerine. Canım. Ben gidiyorum. Güle güle. Bak, o derslerin hepsi düzelecek ona göre. Tamam mı? Tamam. Hadi güzel kızım. Hadi gel bakalım. Öğretmenlerini iyi dinliyorsun. Tamam. Derslerine güzelce çalışıyorsun. Tamam. Hadi görüşürüz. İyi günler. İyi dersler. Hoşça kal. Zehra Hanım uyuyorlar mı? Uyumuyor. Bugün gidiyor değil mi? Yarın gidiyormuş. Aman bir an önce gitsin. Bu gece bizi biriyle tanıştıracakmış. Kiminle? Bilmiyorum. Söylemedi. İşte böyle Cemile teyze. Sen şimdi gidiyor musun yani? Gideceğim için üzülmüyorum. Gerçi anneme verdiğim sözü tutamayacağım. Ama o da bana hak veriyordur. Bana hırsız gözüyle bakıyorlar ya. Ben çok üzülüyorum. Bana inanmıyorlar. Ben hırsız değilim Cemile teyze. Tabii ki değilsin. Bunu en iyi ben biliyorum. Geleceksin değil mi akşam? Her şeyi anlatacaksın değil mi? Geleceğim. Onlara senin hırsız olmadığını anlatacağım. Teşekkürler. Ben artık gideyim. Neden acele ediyorsun? Eşyalarımı toplayacağım. Yarın gidiyorum ya. Zehra. Efendim. Gitme. Gitmek zorundayım. Sen benim yerimde olsan kalır mısın? Akşama görüşürüz Cemile teyze.
Basri, ofiste misin? Akşama geliyorsun değil mi? Tamam, ben giderim. Konuştuğumuz gibi sonra sen gelirsin. Tamam canım. Ne oluyor Aysun? Bir şey olduğu yok. Bu surat ne? Bak, sen böyle surat yapacaksan yandık. Üzülüyorum Hamdi. Rahmetli kardeşimin emaneti gidecek. Üzülüyorum. Ya, o da doğru dürüst evlat yetiştirseydi. Ben bakarım. Bir de hanımefendinin misafirini çekeceğiz. Hoş geldin Cemile teyze. Hoş bulduk Zehracığım. Bak, bu benim Aysun teyzem. Öyle mi? Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Hamdi, Cemile Hanım. Hamdi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hamdi, bir şey mi oldu? Ben Cemile Hanım'ı tanıyorum galiba. Tanıyor musun? Evet. Cemile Aslan Türk değil mi? Evet. Cemile Hanım Basri Bey'in eşi oluyor. Eşimi tanıyor musunuz? Ben Basri Bey'in Şişli'deki kitap evinde çalışıyorum efendim. Sizi birkaç kez Basri Bey'in yanında görmüştüm. Allah'ım, ne büyüksün. Lütfen buyurun, oturun, ayakta kalmayın. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizi bu saatte rahatsız ettiğim için çok özür dilerim. Buraya Zehracığımla ilgili bir konuyu konuşmak için geldim. Zehracığım, ben teyzeyle enişteyle yalnız konuşmak istiyorum. Müsaade eder misin canım? Tamam Cemile teyze. Cemile teyze geldi anne. Benim hırsız olmadığımı anlatmak için geldi. Ama ben yarın gidiyorum. Amcamla konuşacağım. Beni okula göndermesi için yalvaracağım ona. Yani okumak için elinden ne geliyorsa yapacağım. Sana söz veriyorum anneciğim. Yani o montu siz mi aldınız? Ben aldım. Ben aslında Zehra'yı alacaktım ama o istemedi. Üzerindeki montu annesinin aldığını söyledi. O monta annemin eli değdi. Ben bundan başka mont istemem dedi. Sonra Ebru'nun doğum günü var. Madem ki mont alacaksınız, onu alalım. Hem doğum günü hediyesi olur dedi. Benim iyi yürekli, gönlü zengin kızım. Birini beklemiyorduk değil mi? Hayır, beklemiyorduk. Ben bekliyordum. Eşim gelecekti. Basri Bey mi? Hı hı. Bekletme Aysun. Kim geldi acaba? Kimse kim? Ben işime bakayım. Eşyalarımı yerleştireyim artık. Buyurun efendim. Lütfen siz de buyurun. Ayakta kalmayın. Teşekkür buyurun efendim. Hanımefendi. Nasılsınız efendim? İyiyim çok şükür. Sizler de iyisiniz inşallah. İyiyiz efendim. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Şu dünya ne küçük değil mi? İnsanların nerede, ne şekilde karşılaşacakları hiç belli olmuyor. Haklısınız efendim. Siz konuştunuz mu? Bazı konuları konuştuk tabii ama asıl konuyu konuşmak için senin gelmeni bekledim. Asıl konu dediğiniz nedir? Zehra kızımız hakkında konuşacaktık. Cemile Hanım Zehra'yı anlattı bana. Köye dönecekmiş galiba. Biz onu yanımıza almak istiyoruz. Anlamadım. Ee,
Bizim evladımız yok. Cemile Hanım Zehra'yı çok sevmiş. Zehra'yı alıp büyütmek, okutmak istiyoruz. Ağlamayın abi. İstediğiniz zaman görebilirsiniz yeğeninizi. Ne diyorsunuz amca? Onun ne dediği önemli değil. Zehra'nın ne dediği önemli. Zehra ile ben konuşmak istiyorum müsaade ederseniz. Yanına gidebilir miyim? Tabii buyurun. Zehra. Efendim teyze. Ne yapıyorsun? Eşyalarımı hazırlıyorum. Cemile teyzem gitti mi yoksa? Gitmedi. Seninle konuşmak istiyor. Zehracığım, seninle biraz konuşabilir miyiz canım? Konuşalım. Gel bakalım. Ne konuşacağız? Eşyalarını toplamışsın. Ama ben senin gitmeni istemiyorum. Ben de gitmek istemiyorum ama mecburum. Zehra, ben seni bize götürmek istiyorum. Size mi götürmek istiyorsunuz? Şimdi mi? Hı hı, şimdi. Ama hep bizde kalacaksın ha? Ne dersin? Hep sizde mi kalacağım? Hı hı. Ben bundan sonra sizin yanınızda mı yaşayacağım? Evet, ben bunu çok istiyorum. Sen de ister misin? Bilmem, çok şaşırdım. Teyzeme sordunuz mu? Hayır, sormadım ama istersen sorabiliriz. Aslında olabilir. Zaten enişten beni hiç sevmedi. Sevmeyecek de. Aysun teyzem de bu durumla çok üzülüyor. Yakında Şişli'deki dükkanın yerini değiştireceğiz. Öyle mi? Nereye geçeceğiz efendim? Daha büyük bir yer olacak. Kitap evinin yanı sıra bir kafeterya da olacak içinde. Çok güzel olur. Zehra'nın size söyleyecekleri varmış. Amca kim? O benim eşim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Teyzem nerede? Neden ağlıyorsun teyze? Ağlama. Sana güzel bir haber vereceğim. Ebru da burada olsun. Ebru. Ne oldu? Zehra'nın bize verecek güzel bir haberi varmış. Ben köye gitmiyorum. Bundan sonra Cemile teyzemle kalacağım. Canım. Aysun, bütün gece burada böyle duracak mısın? Hadi yat artık. Ben bu gece Zehra'nın yatağında yatacağım. Onun kokusunu duyarak uyumak istiyorum. Peki, sana yorgan getireyim. Böylesi belki de daha iyi oldu Zehra. Çünkü burada enişten, köyde yengen istemediler seni. Amca da gitseydin de aynı şeyleri yaşayacaktın. Biz seni sığdıramadılar evlerine. Ben bu yorganla yatarım. Çünkü bir yorganı annem almıştı.
Siz nasıl isterseniz öyle olsun küçük hanım. Yeter ki sen mutlu ol. Çünkü benim için çok önemli. Gel bakalım, sen de oradan tut. Yarın ne yaparız biliyor musun? Eğer istersen... Yarın alışverişe gidelim. Önce odanı hazırlarız. Sen ne istersen onu alırız. Oyuncaklar alırız, kıyafetler alırız. Ne dersin? Belki dondurma bile alırız. Para için suçladın onu. Bu parayı kim koydu oraya? Ben hatırlamıyorum. Yoksa ben mi koymuştum? Senden başka kim koyabilir? Ben cebime koydum diye hatırlıyorum. Yanılmışım. Senin bu yanılman Zehra'yı bizden kopardı. Zehra gitti. Üstelik sana derslerin en büyüğünü vererek gitti. Ne dersi? Bu hayatta ne oldum değil, ne olacağım diyeceksin. Zehra bu dersi verdi sana. Ne demek? Bu ne demek biliyor musun? Bu, Zehra bugüne kadar senin yanında bir sığıntıydı. Ama bugünden sonra senin patronun konumuna geçti demek. Doğru. Kalemci kız Zehra benim patronum oldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.